Salih Gürdal'ın Tevhid ve Şirk kitabı. Giriş bölümü. Her insan doğarken İslam fıtratı üzere doğar. Bu Allah'ın tüm insanları üzerinde yarattığı fıtrattır. Ne var ki kişinin anne, babası, yakın ve uzak çevresi ve aldığı eğitim onun hayatına yön veren İnanç, düşünce ve fikirlerinin kaynağı olan zihnini oluşturur. Bu oluşuma göre insan ya mümin olur, Allah'ın istediği şekilde yaşar ya da müşrik olur, nefsinin heva ve hevesinin emrettiği doğrultuda yaşar. Kişilerin hayatını yönlendiren elbette inançlarıdır. İnsan kendisinin dışındaki varlıklar gibi belli bir yaşam biçimine zorlanmamıştır. İnsandan başka tüm diğer varlıklar yaratıldıkları ilk fıtrat üzere ki bu da Kur'an'ın açıkça belirttiği biçimde yine İslam fıtratıdır. Hayatlarını sürdürür ve ölürler veya bir gün mutlaka öleceklerdir. Yalnızca insandır ki serbest seçim sahibi olmasının sonucunda dilediği biçimde davranıp dilediği biçimde yaşayabilir. İşte insanın yaşamasına veya dilemesine yön veren onun inançları, yani zihni yapısıdır. Bu bakımdan insana hükmetmek isteyen bütün sistemler insanın zihnine hitap eder ve onu istedikleri biçimde şekillendirmeye çalışır. Zihinle insanın bilme ve anlama yeri olan kalbini, daha doğrusu kalp aklını kastediyoruz. İslam da aynı şekilde insanın hem dünyada hem ahirette felaha, Allah'ın tespit ettiği kurtuluşa erebilmesi için öncelikle onun zihnine hitap eder ve yaratıldığı fıtratı korumaya çalışır. İslam'ın tam karşısındaki şirk ise bu fıtratı bozup insanın zihnini kendi ilkeleri doğrultusunda yönlendirmeye çabalar. Yani insan ilahları ayrı iki dinin İslam'la şirkin sürekli mücadele alanıdır. Kur'an yukarıda anlatmaya çalıştığımız gerçeği bir kavim içindekini değiştirmedikçe Allah da durumlarını değiştirmez ayetiyle ifade etmektedir. Bu bakımdan İslam'ın oturduğu temel inanç taşı olan tevhidin daha önce zihinlerde bir iman halinde şekillenmesi, daha doğrusu zihinlere şekillendirmesi gerektiği ortadadır. Kur'an'da okuyoruz ki tüm rasuller gönderildikleri kavimlere hemen ilk olarak şunu ilan etmişlerdir. Ey kavmim! Allah'a ibadet edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Rasullerin hepsi mücadelerini bu temel çizgi üzerinde sürdürmüşler ve cahiliyetin şekillendirdiği zihinleri temizleyip bu tevhide esasa insanları inanmaya çağırmışlardır. Bir ilah, Rab ve Melike inanma diye kısaca tanımlayabileceğimiz tevhid Allah'a ibadet biçiminde hayata yansır. Doğaldır ki Allah'a ibadet her şeyden önce Allah'tan başkası veya başkalarına yapıla gelen ibadeti bırakmaya ve bu ibadetin kendisi için yapıldığı kişi veya nesneleri inkar etmeye dayanacaktır. Bu bakımdan tevhid inancı le hayırla başlar. Ve Allah Kur'an'da dininin yani İslam'ın özünü açıklarken kim tağutu Allah'tan başka ibadet edilen kişi ve nesneleri inkar eder ve Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulba yapışmıştır der. Demek oluyor ki her şeyden önce yapışılması gereken sağlam ve kopmaz kulp. Tağutu inkar edip Allah'a inanmaktır. İşte her dönemde tevhid mücadelesinin esasını bu gerçek oluşturmuştur. Resuller insana bu gerçeği kabul ettirebilmek için çalışmış, pek çoğu bu gerçeğin üzerine oturacak tevhid ahkamını uygulayacak otoriteyi kurmadan bu otoritenin dayanacağı cemaati oluşturamadan Allah kavimleriyle aralarındaki hükmünü vermiştir. İzah etmeye çalıştığımız gerçeğe en açık ve seçik örneklerden birisi Hz. Musa'nın hayatıdır. Mısır'a yeryüzüne tağut kesilip insanlara zulmeden ve kendisi gibi insanlar üzerinde Rableşen Firavun'u Allah'a ibadet etmeye davet ve İsrail oğullarını zulmünden kurtarmak için giden Hz. Musa Aleyhisselam uzun yıllar Firavun ve çevresiyle mücadele ederek Mısır'da kalmış ama bu süre içinde kendisine ne kitap verilmiş ne de ahkemden bir şey inmiştir. Mısır'da kaldığı zaman boyunca yaptığı tek şey Firavun ve çevresine Allah'a ibadet etmeye davet ve İsrail oğullarını Firavun'a karşı ayaklandırıp Mısır'dan çıkarabilmek yolunda çalışmak olmuştur. Ne zaman ki Firavun ordusuyla beraber suda boğulmuş, Hz. Musa İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmış, Mısır'la Arz-ı Mevud arasındaki topraklarda yıllarca İsrail oğullarını tevhidin ahkamını alabilecek düzeyde bir cemaat haline getirmek için uğraşmış. Bu nedenle İsrail Kur'an'da açıklanan çok çeşitli imtihanlara tabi tutulmuş ve nice yıllar sonra ortaya tasfiye edile edile tevhidin ahkamını yaşayabilecek bir cemaat çıkmış ve o zaman Allah Tevrat'ı vermek için Musa'yı Tura çağırmıştır. Bu noktada tevhide inananların ve tevhid mücadelesi verenlerin Kavranması gereken çok ince bir nokta daha vardır. Allah'ın kuvvetle tutun dediği ahkamı aldıktan sonra kavminin yanına dönen Hazreti Musa, kavminin Samiri'nin yaptığı buzağıya ibadet etmeye başladığını merhum Elmalı Hamdi Yazır'ın deyimiyle kavminin içinde tevhide karşı bir ihtilalin baş gösterdiğini görünce Kur'an'ın diliyle levhaları bırakıp atmış. Yani yine Elmalı'nın o derin ferasetiyle anladığı biçimde Tevrat'ın hükümlerinin uygulanmasını bir süre için ertelemiştir. Ne zamanki İsrail oğulları içinde ortaya çıkan bu ihtilal Allah'ın buzağı ilah edinenlere eriştirdiği öfke ve alçaklığın ardından son bulmuş ve o zaman Musa levhaları yeniden eline almıştır. Bugün içinde yaşadığımız çağ tevhide yönelik ihtilalin tüm yeryüzünü kapladığı çağdır. İnsanlık tevhidden uzaklaşmış ve şirke sapmış durumdadır. Kendilerine Müslüman diyen ve demeyen yığınlar içinde pek çoğu gerçekte Allah'a değil, Allah'tan başkalarına ibadet etmektedirler. Tevhid mücadelesini hayatlarının amacı edinenler ve edinmesi gerekenler öncelikle tevhide yönelik bu ihtilali bastırmakla yükümlü olduklarını unutmamalıdırlar. Ancak ondan sonra sıra levhaları ele almaya gelecektir. O halde insanlığın bugün içinde yüzdüğü şirkin ne olduğunu, Allah'ın insanları çağırdığı tevhidin ne anlama geldiğini ana çizgileriyle takatimiz ölçüsünde anlatmaya çalışalım. Yaradılışta ve evrende tevhid. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan her varlığın kaynağı, başlangıcı ve sonu olmayan bir hayattır. Bu bakımdan şu içinde yaşadığımız evreni, evrendeki tüm varlıkları ve özellikle insan hayatını bu kaynak hayatı hesaba katmadan düşünmek her soruna yanlış ve temelsiz olarak bakmaya yol açacaktır. Nasıl bu önsüz ve sonsuz hayat parçalanma kabul etmiyor ve tam bir bütünlük arz ediyorsa onun ayeti olan görünen hayatta kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. Kuşkusuz bu bütünlük önsüz ve sonsuz, hayatını arz ettiği gibi kesintisiz ve aynı halde sürekli bir bütünlük değildir. Demek istiyorum ki tüm yaratıklar yani Allah'ın dışındaki tüm varlıklar Allah'tan gelmişlerdir ve Allah'a gitmektedirler. Yani çıkış kaynakları sonsuza dayandığı gibi varış kaynakları da sonsuza dayanmaktadır. Şu kadar ki bu sonsuz kaynak bu varlık alemine başı ve sonu olmayan çizgi üzerinde bir başlangıç noktası koymuştur. İşte bu başlangıç noktası yaratılıştır. Evren üzerindeki varlıklarla birlikte sonsuza uzanmaktadır. Bu sonsuza uzanış hiçbir zaman bu evrenin ve içindeki varlıkların ölmeyeceği anlamına alınmamalıdır. Şurası bilinmelidir ki ölüm bir yok oluş, kıyamet bir sona eriş değil, bir ayağa kalkış, sonsuza uzanan yolda bir hal değiştiriştir. Belli bir haldeki varlık alemi Allah'ın koyduğu bir saatle başka bir hale dönüşecek ve ardından bu geçiş yolundaki kapasitemizin kavrayamadığı biçimde sonsuz yaşamına başlayacaktır. Konunun daha iyi anlaşılması için dünya ve ahiret sözcüklerini açıklamamız gerekmektedir. Kur'an'a göre yaratma devirsel bir yörün geçizer. Sizi başlangıçta nasıl meydana getirdiyse yine ona öyle döneceksiniz. Araf suresi 29. ayet-i kerime. Yani yaratma olayı başladığı noktada sona erer. Bu görüş gerek tanrı tanımazlar gerekse bir tanrıya inananlarca genellikle benimsenmektedir. Şu kadar ki tanrı tanımazlar madde, zaman veya boşluğu ya da bir başka dört boyut içinde sunulabilir bir şeyi başlangıç ve bitiş noktası olarak kabul ederler. Ancak şu dünya hayatımız var ölürüz yaşarız bizi helak edecek olan da ancak dehirdir. Bunun dışında bir şey yoktur derler. Casiye suresi 24. ayeti kerime. Bunlar maddeyi varlıkların en alt derecesini tüm tesadüfi ve amaçsız diye niteledikleri olayların ve oluşların başlangıç ve sonu olarak kabul ederler. Halbuki Kur'an'a göre varlıklar sistemi en yüksek derece ve kemal noktasıyla başlayıp aşağılara iner ve maddeye varıp yeniden başladığı noktaya en yükseğe döner. Biz muhakkak Allah'tan geldik ve muhakkak ona dönücüyüz. Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun suresi 115. ayet-i kerime. İşi gökten yere doğru idare eder. Sonra miktarı sizin hesabınıza göre bin sene tutan bir günde ona yükselir. Secde suresi 5. ayet-i kerime. Bu evren evrene egemen olan sistem ve yaratılış düzeni Allah'ın adalet ve rahmetinin bir ayeti, bir göstergesidir. Varlıklar sistemi en yüksek, kapsamlı, sonsuz ve noksansız bir kaynağa dayanmaktadır. Bu kaynak yani tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah yarattığı varlıkları derece derece yaratmıştır. En yüksek derecede görülemeyen alemlerdeki görülemeyen varlıklar vardır. Kur'an'ın melekut yani görülemeyen manevi fakat faal varlıkların alanı olarak söz ettiği bu alandan sonra birbiri altına diğer alanlar gelir. Yaratılış sistemi en alt derecede dört boyutlu varlıklara yani maddeye ulaşır. Bu varlıklar alemin dizilişinde bir üstteki bir alttakini kavrar. Maddi alemin görülebilir alem ise daha altında kavradığı başka bir alem yoktur. Tüm bu alemleri elinde kabzasında tutan ise Allah'tır. İnsanın görülemeyen varlık alemlerine inanması gerekmektedir. Kur'an gaybe inanmayı tüm iman esaslarının temeli kabul eder. Ve daha ikinci suresinde müminlerden söz ederken Önce gayba inanırlar diye başlar. Bu inanç çerçevesinde kimse görebildiğimiz alemlerin ötesinde daha pek çok alemlerin var olduğunu inkar edemez. İşte bütün bu alemler yani görülen ve görülemeyen alemler içinde görülebilir alemin alemi şehadet bizim duyularımıza en yakın olan bölümüne Kur'an dünya adını vermektedir. Dünya sözlük olarak en aşağı en yakın gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an üzerinde yaşadığımız şu yer küreye hiçbir zaman dünya demez, arz der. Dünya varlıklar sisteminin en alt derecesi bizim duyularımıza en yakın olanıdır. Diğer alemleri yanında dünya bir oyuncak gibidir. Kur'an bizim görebildiğimiz üstümüzdeki semaya da alt sema gök anlamında dünya seması adını verir. İnsan şu uçsuz bucaksız görülen semaya bakıp bu semanın en alt sema olduğunu düşünürse tüm alemlerin oluşturduğu muazzam varlık sisteminin büyüklük derecesini belki az da olsa tahmin edebilir. Varlık silsilesinde en aşağıda bulunan madde en basit şekillerden nebulalara, zerreden küreye, kadar çeşitli varlıklara cemadat, bitki, hayvan ve insanlara ve belki bizim bile de bizim bilemediğimiz daha pek çok türde varlıklara şekil vermektedir. İçinde yaşadığımız şu yeryüzünde ve görebilir alem içinde en karmaşık ve yaratılışı en üst düzeyde olan varlık insandır. İnsan bir boyutu ile madde, diğer boyutu ile Allah'ın ruhundan oluşmuş Kendisinin ifade gücü yani beyan Rahman suresi 4. ayet kelime öğretilmiştir. Keşif ve buluş gücüyle donatılmış, iç ve dış duyularıyla Allah'ın iradesinin çeşitli alanlarındaki göstergelerini kavrama, anlama ve yorumlama kuvvetiyle bezenmiştir. Yeryüzünde bu tür bir güç ve yetenekle donatılan tek varlık insandır. Kur'an insanın yaratılışında iki özden söz eder. Çamur ve Allah'ın ruhu Çamur insana şekil veren maddenin Allah'ın ruhu ise onun her türlü düşünme, duyma, akletme, karşılaştırma, görme vesaire vesaire gibi duyusal güçlerinin sembolüdür denilebilir. Eğer insanda Allah'ın ruhu yerine yalnızca çamur olsaydı o şimdiki durumunda olmazdı. İnsana yeryüzünde düşen görev en güzel biçimde olan yaratılışını bozmamak ve Allah'ın ruhunu karatmamak için çalışmaktır. Bu Allah'ın ruhunu yani insandaki manevi güçleri örten davranış ve sözlere, amellere rids adını verir. Yani kirli ve kirleten şeyler. İnsan ruhunu bu tür kirliliklerden tathir etmez, tezkiye etmezse, arıtıp temizlemezse onun tüm duyuları ve Allah'ın ruhundan gelen güçleri ölür ve işte o zaman insanlığını yitirir. Yaşayan bir ölü haline gelir ve hayvanlardan daha aşağı dereceye düşer. Rizlere bulaşmadığı sürekli tathir ve teskiye halinde olduğu zaman ise insanlığın en yüksek noktasına yalnızca ruhtan yaratılmış varlıklardan daha üst düzeylere çıkar. Andolsun nefse ve onu tesviye edene ona fucurunu da kötülüğü ilham etti takvasını da onu arıtan muhakkak kurtulmuştur alabildiğine örten ise muhakkak kaybetmişti. Şem suresi 7. ve 10. ayet kelime. İnsan öldüğü zaman aslında hayat sona ermemektedir. Ölümle insandan giden ve toprak olan yalnızca bedenidir. Fakat ona gerçek kişiliğini veren ruhu yaşamakta ve kendisini örten maddi giysi içinde göremediklerini görme gücüne erişmektedir. Andolsun bundan gafildin. Şimdi senden örtünü kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir. Kaf suresi 22. ayeti kerime. Ölüm hiçbir zaman benliğin ve varlığın özünün yitilişi değildir. Bir halden bir hale düşük düzeydeki maddi halden daha üst düzeyde bir hale geçiş olayıdır. Ölümle duyusal güçler yok olmaz. Çünkü bu güçlere kaynaklık eden ruh yaşamaktadır. Bilakis bu duyusal güçler daha keskin bir hal alırlar. Ölümle değişen ve kopan yalnızca benliğin dünya ile olan ilgisidir. Ölümle insan bilincinin merkezi dünya ile olan ilgisi kesilir ve insanın dışsal duyguları çalışmaz olur ama maddi alanların dışında kalan alem içinde sınırlı olarak etkilenimler içine girer. Bu bakımdan ölüm iyi ve kötü azap veya mükafat görme şeklinde daha üst düzeyde bir hayata geçiştir. Ölüm bir hadiste de belirtildiği üzere uyuyan insanların uyanmasıdır. Şu halde belli bir noktada Başlayan insan hayatı ölümle kesilmemekte ve yeni bir aşamaya varmaktadır. Aynen bunun gibi evrende kıyamet yani niteliğini tam bilemediğimiz bir kalkış olayı başlayacak. Bundan sonra tüm insanların yeniden dirilmesiyle basu bedel mevut varlıklar en yüksek varlık alanına emir ve hakimiyetin Kesinlikle Allah'a ait olduğu alana geçeceklerdir. Artık sonsuz hayatın başlangıcıdır bu dönem. İşte bu sonsuz hayatta ahiret hayatıdır. Görülüyor ki Kur'an bu dünya, öteki dünya şeklinde ikiye ayrılmış bir hayatı kabul etmemekte. Yeryüzündeki hayata dünya hayatı adını verirken ölümden sonraki hayata ise ahiret hayatı demektedir. Ve bu iki hayat ölümle ve kıyametle birbirine bağlanan sürekli bir hayattır. Evren en küçük zerreden en büyük galaksilere kadar yaratıldığı günden bu yana düzenli bir biçimde işlevini sürdürmektedir. En küçük zerre ile en büyük galaksilerin yaşayış biçimlerini Allah onları yarattığı zaman tespit etmiş ve kendilerine bildirmiştir. Siz arzı iki günde yaratana mı küfür ediyor ve ona denkler tutuyorsunuz? De o alemlerin Rabbidir. Orada sabit dağlar var etti, orayı bereketlendirdi. Orada dört günde rızıklar takdir etti. İsteyenler için eşit olarak sonra duman halindeki göğe yöneldi de ona ve arza isteye, ister isteyerek ister istemeyerek gelin dedi. İsteyerek geldik dediler. Onları iki günde yedi gök haline getirdi ve her bir göğe işini vahyetti. Fussilet 9-12 İşte göklere ve yere ve yerdeki tüm varlıklara egemen olan Allah'ın vahi ile koyduğu esaslar kanunlarıdır. Bugün bilimin tabiat kanunları adını verdiği şeyler Kur'an'a göre vahyedilmiş ilahi kanunlardır. Evren bu kanunlar çerçevesinde kendisine emredileni yerine getirmektedir. Güneş ve ay kendilerine çizilen yörüngede yürümektedir ve kıyamete kadar da yürümeye devam edeceklerdir. Allah kendilerine yörüngelerinde yürüme, zamanı gelince doğup, zamanı gelince batma, birisine ziyalı, ısı ve ışıklı, diğerine nurlu olmasını vahyetmiştir. Aynı şekilde dünya semasını süsleyen, yıldızlar da gerektiği zaman doğup batmakta ve ilahi kanun doğrultusunda yolculara yol gösterip daha pek çok görevleri yerine getirmektedirler. Allah yalnızca göklerdeki değil, yerdeki varlıklara da işlerini vahyetmiştir. Rabbim bal arasına dağlardan evler edin, ağaçlardan ve yaptıkları kovanlardan da. Sonra meyvelerden ye ve baş eğerek Rabbinin yollarına koyul diye vahyetti. Nahl suresi 68-69 Görülüyor ki evrene ve evrendeki varlıklara egemen olan kendilerine vahyedilmiş ilahi kanunlardır. Allah yarattığı hiçbir varlığı baş boş bırakmamış ve onlara yeryüzünde ne yapacaklarını vahyetmiştir. Bütün bu varlıklar ruh sahibi, duyan, anlayan, gören, hisseden ve itaat eden varlıklardır. Taşlar, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, kısaca tüm varlıklar şuur ve ruh sahibi varlıklardır. Taşın öylesi vardır ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi vardır ki yarılır da içinden su fışkırır. Ve öylesi de vardır ki Allah korkusundan aşağılara düşer. Bakar Suresi 74 Tüm varlıklar Allah'a isteyerek itaat etmekte ve onun emri dışına çıkmamaktadırlar. Ağaçlar bahar gelince çiçek ve yaprak açıp meyve vermekte, çiçekler zamanı gelince açılıp zamanı gelince solmakta. Yağmurlar yağması gerektiği zaman yağıp, gerektiği zaman kesilmekte. Hava çok soğuduğu zaman kar yağmakta, su 100 derecede kaynamakta. 2 atom hidrojenle bir atom oksijen bir araya geldikleri zaman suyu oluşturmakta. Kısaca evrendeki her varlık Allah'ı tesbih etmekte ve ona secde etmektedir. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. Hadis suresi 1. ayet-i kerime. Bu ayet 5 ayrı surenin ilk ayeti olarak geçer. Allah bundan başka Kur'an'ın çok çeşitli yerlerinde tüm varlıkların kendisini tesbih ettiklerini kendisine ibadet etmekten kaçınmadıklarını, vahiy ile çizdiği yolda tüm varlıkların hiçbir itaatsizlik göstermeden yürüdüklerini ısrarla vurgulamaktadır. Evrende muazzam bir düzen, bozulmaz bir sulh, sarsılmaz bir ahenk, sevimli bir güzellik, bir heybet ve bir letafet vardır. Yedi semayı tabaka tabaka yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir. Onda bir çatlak görebilir misin? Sonra tekrar tekrar çevir gözünü. Bakışın umduğunu bulamamış ve hakir olarak geri döner. Mülk süresi 3 ve 4. Tam bir düzen ve ahenk içinde işlemektedir evren. Her şey yerli yerinde, her varlık kendi işinde ve görevinde. Hiçbir ayıp, hiçbir noksanlık, hiçbir adaletsizlik, zulüm, haddi aşma ve haksızlığa tanık olunamamaktadır. Çünkü bu evrenin yaratıcısı olan Allah her şeyi bir mizan doğrultusunda yaratmış ve kıl kadar olsun bir sapmaya, haksızlığa ve zulüm ihtimaline pay bırakmamıştır. Rahmandır o, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti. Güneş ve ay da bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde ederler. Semayı yükseltti ve mizanı koydu. Rahman suresi 1 ve 7. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah insanı yaratırken son olarak onun içine kendi ruhundan üflemiştir. İnsanı başıboş bırakmamış ve gideceği yolu ona göstermiştir. Tüm varlıklarda olduğu gibi insan da madde ve ruh olarak iki ögeden meydana getirilmiş ve bu iki öge arasında yine şaşmaz bir mizan konulmuştur. İnsan, yaratılışındaki bu Allah'ın ruhunu, onun yasak ettiği günahlar, kötülükler, Kur'an'ın deyimiyle rizlerle örtmeyecek ve ruhun tam olarak işleyebilmesi için duruluk ve parlaklığını muhafaza edecektir. Allah evrendeki hudusuz güzelliğe, muhteşem ahenge, güneşin belli vakitlerde doğup belli vakitlerde batmasına, ayın nurlu kılınışına, gece ve gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardı sıra gelip bir günü meydana getirmesine, gündüzün çalışma, gecenin dinlenme vakti kılınmasına, suların şırıl şırıl akışına, denizlerin engin maviliğine ve bu denizlerde akıp giden gemilere arının meyvelerden topladığı yiyeceklerden bal adında insanlar için son derece şifalı bir besin maddesi üretmesine karıncaların sivrisineğin örümceğin o akıl almaz yaratılışına göklerin direksiz duruşuna çiçeklerin güzelliğine aynı su aynı toprak aynı güneş, aynı ısı ve aynı ışıktan beslenmelerine rağmen tat, koku, renk, biçim ve güzellik bakımından ayrı ayrı özellikler arz eden bitkilere kısaca evrende görülen her fenomene ayet adını verir. Ruhunu iliciselle kirletmemiş, kulağına duymak, gözüne görmek, kalbine kavramak, zihnine düşünmek ve muhakeme etme gücü veren ruhunu karartmamış ve alabildiğine örtmemiş insanlar bu ayetler karşısında hiçbir zaman hissiz kalamazlar. Hangi mevsim ve günde olursa olsun tabiatta kucak kucağa ve karşı karşıya geldiklerinde dağların heybetli görümüne baktıklarında ılık rüzgarlar anne şefkatiyle saçlarını ve yüzlerini okşadıklarında denizlerin engin maviliğine dalıp gittiklerinde çöl gecelerinin sihrine kapıldıklarında kısacası önlerine serilen muhteşem ayetlerle yüz yüze geldiklerinde evrendeki tüm varlıklar gibi kuşlar, ağaçlar, taşlar ve böcekler gibi Allah'ı tesbih ederler. Ona secde ederler. Bu şaşmaz sulhun egemen olduğu evren ruhlarıyla özdeşleşir ve onlara bambaşka bir hava, bir canlılık ve bir dirilik ve hayat bahşeder. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün uzayıp kısalması ve birbiri ardı sıra gelişinde akıl sahipleri için ayetler vardır. Onlar ayakta oturarak ve yanları üzerine Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışını düşünürler. Sen bunu batıl yere yaratmadın. Seni bundan tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe korsan onu perişan etmişsindir. Zalimler için yardımcı yoktur. Ali İmran suresi 190 192. Bu muhteşem ayetler ruhları örtülmemiş, kulakları duyan, gözleri gören ve kalpleri kavrayabilen insanları ancak ve ancak imana götürür. Rabbimiz muhakkak Rabbinize iman edin diye çağıran çağırıcıyı duyduk da iman ettik. Ali İmran suresi 193. Bu iman sahiplerini takvaya, Allah'ın azameti karşısında titremeye, ona boyun eğip ona dayanmaya, ona el açmaya ve sorumluluğunu hatırlayıp ona göre davranmaya götürür. Rabbimiz günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle birlikte vefat ettir. Rabbimiz rasullerine vaat ettiğini ver bize ve bizi kıyamet günü sorguya çekme. Muhakkak sen sözünden caymazsın. Ali İmran suresi 194 Evrendeki bu muhteşem sulhun bu şekilde olmasının sebebi acaba nedir? Ruhlarını karartmamış ve önlerine serilen ayetleri görüp anlayabilen akıl sahiplerinin vardıkları nokta neresidir? Neyi ispatlamaktadır bu evren ve bu ayetler? Bu güzellik, bu ahenk, bu şaşmaz ve bozulmadan işleyen düzen, bu onarım gerektirmeyen sistem. Söyledikleri gibi onun yanı sıra bir ilah olsaydı arşın sahibine yol ararlardı. İsra suresi 42. ayet-i Eğer bu evren bir varlığın tek bir ilahın yani Allah'ın elinden çıkmamış bu evreni tek bir Allah değil de birden fazla ilah yaratmış olsaydı o zaman o ilahlar da daha değişik biçimde yaratmak isterler. Aralarında anlaşmazlığa düşerler ve işte o zaman evrendeki bu muhteşem birlik, bu bozulmaz sulh, bu onarım gerektirmeyen sistem ve mekanizma bozulur ve fesat çıkardı. Demek ki kalbi, gözü, kulağı ve duyuları iptal edilmemiş olanların önlerine serilen ayetlerden açıkça ortaya koyabildikleri gerçek bu evrenin tümüyle bir ilah tarafından yaratılmış ve yine bir ilah tarafından idare ediliyor olmasıdır. Konumuzun gereği olarak hiçbir zaman kelami tartışmalara dalmadan bu tek ilah üzerinde de durmamız gerekiyor. Birlik Allah'ın mutlak tekliğini onun kesinlikle bölünemez ve parçalardan meydana gelmemiş olduğunu gerekli kılar. Tüm sınırlamaları reddeder. Çünkü her ne anlamda olursa olsun sınırlama parçalardan oluşuma yol açar. Parçalardan oluşan ise kendi kendine var olamaz. Varlığı kendinden olan sınırsız varlık tanımlanamaz ve sınırlı anlayışlar ve sınırlı iç ve dış duyularla kavranamaz. Fakat sıfatları ve fiilleriyle ortaya koyduğu ayetleri aracılığıyla varlığı ve özellikleri bilinebilir. Sıfatları genel anlamda pozitif, subuti ve negatif selbi sıfatlar olarak ikiye ayrılır. Tüm subuti sıfatları mutlak birliğine işaret ederken tüm selvi sıfatları da her türlü sınırlama ve parçalanmayı reddeder. Selvi sıfatları şu şekilde özetlenebilir. Hiçbir fiziki ve yapısal terimler izah edilemez. Beden, renk ve büyüklük gibi özelliklerle anılamaz, görülemez, hayal edilemez ve düşüncede canlandırılamaz. Maddi ve şekil olarak sunulamaz. Herhangi bir yer ve zamana yerleştirilemez. Herhangi bir varlığa herhangi bir varlıkla bir arada anılamaz ve düşünülemez. Yaratan olmasına rağmen aynı zamanla herkezdedir herkese kendinden daha yakındır ama kimse onunla bir arada olamaz. Tüm bu selbi nitelikler onu her türlü sınırlama ve parçalanmadan tenzih etmeye yöneliktir. Subuti sıfatları 3 bölümden ele alacağız. 1. Zati ve hakiki sıfatlar Bu sıfatlar Allah'ın mutlak birliğini, varlığının kimseye muhtaç olmayıp kendinden olduğunu hay ve kayyum her zaman yaşayan diri ve ölmeyen bir ilah inancını sonradan kazanılma bir şeyinin söz konusu olmayıp her şeyinin kendinden ve zatından ileri geldiğini ortaya koyan sıfatlardır. 2. Hakiki izafi sıfatlar kendi varlığından çok kendi varlığıyla yarattıkları arasındaki ilişkilerden söz ederken kullanılan sıfatlardır. Bunlar da her şeyi Olanı biteni, anaların rahimdekini, görülen ve görünmeyeni, açıkta ve gizli olanı, kısaca zerreden küreye, maddeden manaya, düşünceden eyleme, her şeyi bilmesi, iradesi, emri ve izni dışında hiçbir şeyin meydana gelmemesi, yani iradesiyle her şeyi elinde tutuşudur. Görme ve işitme de bu tür sıfatları arasından sayılmıştır. Şurası akıldan çıkarılmamalıdır ki Allah'ın işleri nasıl idare ettiği, görmesi ve işitmesinin nasıl olduğu insanlarca bilinemez. Sadece onun her şeyi bilip, her şeyi işittiğine ve her şeye gücünün yettiğine inanılır. Şu kadar var ki görme ve işitme bilgi ve gücünün dışında da sayılmayabilir. Her şey ona malumdur. Nicelik ve nitelik, maddi ve manevi, küçük veya büyük, görülen veya görülmeyen fiziki veya ruhi olsun o her şeyi kuşatır, her şeye kadirdir. Hiçbir şey ondan kurtulamaz. İster görme ve işitmeyle, ister tatma ve dokunmayla, isterse bir başka duyuyla olsun. Görme ve işitmenin Kur'an'da da anıldığı üzere Allah'ın sıfatlarından sayılmasının nedeni görülebilecek ve duyulabilecek yani görme ve duyma duyularını ilgilendiren her şeyin onun tarafından görülüp duyulabileceğini belirtmek ve vurgulamaktır. Kur'an'a göre her şey ve her varlık ilahi iradenin Kur'an'da kun feyakun ol olur şeklinde ifade edilen bir ürünüdür. Bu anlamda varlık aleminde idari ve hukuki alanda yaratma ve şekil verme salahında ne varsa Allah'ın kelimesi onun emredici iradesinin bir ürünüdür. Şu veya bu biçimde Allah'ın her sözü onun iradesini ve sıfatlarının göstergelerini temsil eder. Kur'an'ın Hz. İsa'yı Allah'ın kelimesi olarak takdim edişi de bu anlamdadır. Kur'an Allah'ın kelimelerinin sayısız olduğunu ve sınırlı güçlerle sayılamayacağını belirtir. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler de arkasından yedi deniz daha katılarak mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Lokman Suresi 27. ayet kelime. Allah'ın kelimeleri derece ve kapsam açısından farklıdır. Kelamullah olan Kur'an bu kelimelerin en yücelerinden, en kapsamlı ve mükemmel olanlarındandır. Allah'ın kitabı son olarak Kur'an'da son şeklini almıştır. Rabbinin kelimesi doğruluk ve adalet yönünden tamam oldu. Onun kelimelerini değiştirecek yoktur. O ne iyi işiten ne iyi bilendir. Enam suresi 115. Üçüncü olarak izafi sıfatlar çok fazladır. Yaratmak, hükmetmek, yedirmek, barındırmak, rızıklandırmak, bağışlamak, yardım etmek vesaire. Fiillerinden herhangi birini ifade edene her sıfat izafi sıfatıdır. Bu sıfatların sayısını yalnızca sahibi bilir. İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız çağırın, onun içindir güzel isimler. İsra suresi 110. Bu üçüncü tür sıfatlar ikinci tür sıfatların ikinci tür sıfatlar da birinci tür sıfatların sonucudur. Allah'ın özü ve varlığının esası her türlü sınırlama, boyutlama ve tanımdan uzaktır. O en iyi biçimde Allah adıyla ifade edilir. Hiçbir yaratık onun özünü kavrayamaz, O'nu en iyi biçimde ifade eden sözcüklerden biri de Hu'dur. De ki o Hu Allah'tır, birdir. İhlas Suresi 1. Allah kavrayışımızın, anlayış ve bilgimizin tümüyle dışındadır. Her şeyle sonsuz bir odur Allah. Bu sonsuzluk ve mutlak birlik tüm sonlu varlıkların varlıklarının, nitelik ve yeteneklerini ona muhtaç olduklarını ortaya koyar. Bu anlayış onun yanı sıra aynı şekilde bir ikinci varlığı ona rakip olabilecek bir başka varlığı düşünmeye yer bırakmaz. Çünkü bu tür bir düşünce onun mutlaklığını etki edecek bir sınırlamayı ve neticede onu parçalardan oluşmuş, varlığı başkasına muhtaç, bağımlı ve sınırlı bir varlık olarak kabul etmeyi beraberinde getirecektir. Tevhid anlayışı Allah'tan çıkan yani onun mutlaklığına zıt olarak ondan sadır olan bir başka varlık anlayışına imkan tanımaz. En öz ifadeyle o ne doğmuştur ne de doğurmuştur. Babalık ve oğluk anlayışının sözünü ettiğimiz tevhid inancında asla yeri yoktur. Tüm sonlu varlıklar varlıklarını ona borçludurlar ve onun mutlak iradesinin ürünüdürler. Kayyum sözcüğü onun kimse tarafından yaşatılmayıp barındırılmadığını aksine her şeyin onun tarafından barındırılıp yaşatıldığını ve beslendiğini ifade eder. Göğün ve yerin onun emriyle ayakta durması onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir kez yerden çıkardığı zaman hemen çıkarsınız. Rum suresi 25 Allah mutlak ve sonsuz olduğu için hiçbir sonlu varlık Onun aynısı veya Onun hulul etmiş şekli sayılamaz ve tevhid inancında bu tür bir anlayışa da yer yoktur. Tüm sonlu ve sınırlı varlıklar her şeyleriyle sonlu ve sınırlıdırlar. O ise kesinlikle sonsuz ve sınırsızdır. Bu nedenle ister küçük bir evren olarak insan olsun, isterse en büyük insan makro insan olarak evren olsun hiçbir şekilde ilahlaştırılamaz. Yaratıkların onun sıfatlarını temsil ettiği ve sıfatlarının bir göstergesi olduğu bu temsil ve gösterge oluşunda tamlık, kemal, tadhir ve tezkiye derecesine göre değiştirdiği doğrudur. Fakat tamlık ve arınmada en yüksek ve en yüce varlık da yalnızca onun kulu ve kölesidir. Bu bakımdan hiçbir zaman herhangi bir ikileme, dualizm, üçleme, trinity veya hululiyet söz konusu olamaz. Hiçbir şey ona benzer değildir. Göklerin ve yerin yaratıcısı sizin için nefislerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da çiftler. Böyle çoğaltıyor sizi. Hiçbir şey onun gibi değildir. O ne çok işiten ne çok görendir. Şura Suresi 11. İnsanın Allah'ı güzel isimler ve sıfatlarla tanımlama yetkisi şuradan gelmektedir. İnsan kendinde veya bir başka sonlu varlıkta bir takım güzel nitelikler gördüğü zaman aynı niteliklerin en üstün biçimiyle Allah'ta da var olduğunu düşünmelidir. Kendimizde ve çevremizde gördüğümüz bütün güzellikler ve üstünlükler mutlak güzel ve mutlak üstünün sıfatlarının bir ölçü dahilinde tezahüründen başka bir şey değildir. Bu noktanın ötesinde niçin ve neden soruları geçersizdir ve onu tanımlama ve anlatma çabaları her zaman başarısız kalmaya mahkumdur. Bu inanç insanı daha çok teslimiyete ve onun rızasını daha çok kazanma gereği duymaya, onu tek ibadet edilecek ve tek yardım istenip güvenip dayanılacak varlık olarak görmeye iter tevhid anlayışında insan sonuçta tam bir teslimiyet içinde Allah'a yaklaşır. Kendi iradesini onun iradesine teslim eder, insan ruhunu karartan geçici hayatın bağlarından kurtulur, ruhunu örten maddi engelleri aşabilir, ufuklar ötesine kanat açar ve tüm evrenin Allah'ın mülkü, onun evrensel rahmetinin tezahürü olduğunu en belirgin biçimde anlar sonunda kendi iradesi Allah'ın iradesiyle kendi emri Allah'ın emriyle düşünce ve eylemleri Allah'ın vahyiyle özdeşleşir. Böyle insanların en yücesiyle ilgili şu ayetlere dikkatle göz atalım. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Nisa 80. Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Enam 50. Benim namazım Yaptıklarım, hayatım ve ölümüm alemler Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emir ve teslim olanların ilkiyim ben. Enam 162-163 Muhakkak sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Fetih Suresi 10 Yemin olsun ki battığı zaman yıldıza arkadaşınız şaşırmadı ve sapmadı. O hevasından konuşmaz, konuştuğu ancak bir vahidir kendisine vahyedilen. Necm suresi 1 ve 4. Allah tek yaratıcıdır, tek rızık verici, evrenin tek yöneticisi, mutlak irade ve emir sahibi, yegane barındıran, besleyen, izni olmadıkça bir yaprağın bile düşmediği, mutlak kudret sahibi ve hükmü her şeyi kuşatandır. O bu sıfatlarıyla göklerde ve yerde tek ilah'tır. Tek ilah olarak tüm yarattıklarının sıkıntısını gideren kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu, ihtiyaçlarını karşılayan, koruyan, korkulardan yarattıklarını emniyete çıkaran, duaları kabul edip isteklere cevap veren, amellerinin karşılığını veren, yarattıklarına kendilerinden daha yakın, sukunet ve huzur bahşeden, sığınılan ve gözlerin göremediği ama bütün gözleri gören, bilinemeyen ama her şeyi bilen, korunmayan ama koruyan, yarattığı gibi öldüren, diriden ölü, ölüden diri, geceden gündüz, gündüzden gece çıkaran tek ve eşsiz varlıktır. İlahınız tek bir ilahdır. Rahman ve Rahim olan ondan başka ilah yoktur. Bakara 163 Başka ilah yok ancak Allah var. Ali İmran 63 Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeye kadirdir. Gözler onu idrak etmez. O gözleri görür kuşatır bütün incelikleri bilir ve her şeyden haberdardır. Enam 102-103 Her şeyi yaratan, rızıklandıran ve yön veren Allah aynı zamanda tüm varlıkları yegane Rabbi, yegane hakimi, yegane yönlendiricisi, yol göstericisi, doğuların ve batıların sahibidir. Muhakkak sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arşı istiva edip işi düzenleyen Allah'tır. Yunus suresi 3 göklerden ve yerden rızık veren, kulak ve gözlere sahip olan, diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkaran ve işi düzenleyen, önce yaratan, sonra yaratmayı yeniden var eden, hak yolu gösterip hidayet eden. Yunus 31-35 Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir tür kuş yoktur ki hepsi sizin gibi birer ümmet olmasın. Kitapta Hiçbir şey eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp gelirler. Enam suresi 38. Muhakkak ilahınız tek bir ilahtır. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi, doğruların da Rabbidir. Saffah 4-5. Doğunun da batının da Rabbidir. Müzemmil 9. İnsan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, cemadet olsun her şeye rızkını veren Allah'tır. Her varlığın yaşamasını sağlayan, her gücün üstünde her varlığa gerekli güç ve yetenekleri veren Allah'tır. Gökler, yer bu ikisi arasındakiler ve yerin altındakiler O'nundur. O'nun mülkte ortağı yoktur, mülkte ortağı olmadığı gibi hükümde de ortağı yoktur. Varlıktan neye sahiplerse bunu hep ona borçludurlar. Allah gözlerini alsa, kulaklarını alsa, tatmalarını giderse, ayaklarını yürüme, ellerini kımıldama, midelerini eritme dese, ayakları yürütebilecek, ellere hareket ettirebilecek kimdir? Kim kendisine istediği şekli verebilmekte? Hangi varlık arzu ettiği yerde ve arzu ettiği zaman doğabilmekte? Hangi varlık saçının rengini, gözlerinin şeklini, annesi ve babasının kimliğini, doğduğu toprağın seçim gücünü, ömrünün miktarını vesaire müdahale edebilmekte ve hangi varlığın yarın başına ne geleceğini bilebilmektedir. Bütün bunlar tek Allah'ın elinde yedi kudretinde değil midir? Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, çocuk edinmedi ve mülkte ortağı da yoktur. Her şeyi yarattı ve bir ölçüye göre takdir etti. Furkan 2 Gerçek melik olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim arşın Rabbidir. Mü'minun 116 Hükmünde kimseyi ortak yapmaz. Kef 26 Eğer Allah geceyi kıyamete kadar üzerinize uzatsa Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Eğer Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinize uzatsa Allah'tan başka hangi ilah dinlenmeniz için size geceyi getirebilir? Kasas suresi 71-72 İşte böyle bir tek ilahın, bir tek Rabbin ve bir tek melikin önünde boyun eğer secdeye varır ve yalnızca bu tek ilahlık, tek Rablik ve tek meliklik sıfatlarını üzerinde toplayan Allah'a ibadet eder. Evrendeki tüm varlıklar ağaçlarıyla, bitkileriyle, taşları, hayvanları, yıldızları, ay, güneş, deniz ve dağlarıyla. Yaratan bir, yöneten bir, mülk ve hüküm sahibi olan bir olduğu için ve tüm varlıklar insan henüz konumuzun dışındadır. Yalnızca bu bir'e ibadet ettikleri için evrende bozulmaz bir sulh, sulh egemendir. Yedi gök, yer ve ikisi arasında olanlar onu tesbih eder. Kef 44. Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak Allah'a boyun eğip secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde Allah'ın her canlı ve meleklerde büyüklenmek sizin Allah'a secde ederler. Üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine emredileni yerine getirirler. Nahl suresi 48-50 Emredilen, hükmeden ve kendisine secde edilen bir olduğu için ve bu birin kanunları tüm evrende egemen olduğu için evrenin yeryüzü dışında tamamında tam bir güzellik ve sarsılmaz bir sulh hakimdir. İlah, Rab ve Melik iki olsaydı bu sulh ve bu düzen görülemezdi. Allah hiçbir çocuk edinmedi. Onun yanı sıra ilah olsaydı her ilah yarattığı ile gider ve bazısı bazısı üstünde büyüklenirdi. Mü'minun 91 Eğer göklerde ve eğer Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı ikisi de hem gökler hem yer fesada uğrardı. Enbiya 22 Yukarıda da belirttiğimiz gibi evrendeki bu muhteşem sulhle ruhlarını ridislerle karartmayan insanlar uyuşum halindedir. Bu evren onları Allah'a, tevhide, imana ve takvaya götürür. Bu evrenin ve evrendekilerin ne muhteşem ayetler olduklarını kavrar onlar. Ama ne yazık ki insanların çoğu fasıktır. Her türlü günahlarla evrenin tek Rabbinin emirlerini dinlememek yasaklarından kaçmamakla günahlara dalmışlar ve rizlerle kalplerini örtmüşlerdir. Kendilerinde akletme, şuur, muhakeme, tefekkür ve kavrama tefekküh gücü kalmamıştır. Kur'an sürekli olarak ve ısrarla evrendeki ayetleri gözler önüne serip akletmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı, anlayıp kavramıyorlar mı, şuurunda değiller midir diye sorarken onlar bizim kulaklarımız ağırlık, kalplerimizde perde vardır derler. Gerçekten de öyledir. Yaratılışlarındaki ana öz Allah'ın ruhundan gelen görme, anlamı ve kavramı nurunu yitirmişler ve karanlıklar içinde kalmışlardır. Bu bakımdan bu ayetleri göremezler, anlayamazlar, kavrayamazlar. Bu evren ve evrendeki varlıklar onlar için hiçbir şey ifade etmez. Sağırdırlar, dilsiz diller kördürler ve akdecinde değillerdir. Bakara 171 Allah böylelerine ne güzel bir adı koyarak kafir diyor. Kafirdir bunlar yani örtendirler. Allah'ın kendilerine verdiği ruhu örten gözlerinin basarını görme gücünü kulaklarının işitmesini kalplerinin anlamasını örten ruhsuz anlayışsız ve sağır kör birer ceset haline gelen bu insanlar Allah'ın yollarını aydınlatmak için gönderdiği nuru da örtenlerdir. Söndüremedikleri için örterler insanlıklarını yitirmişler ve insanlar için görme, duyma, akletme, düşünme, muhakeme etme, tartma, şuuruna varma gücüne sahip olmayan hayvanlardan daha da aşağılara düşmüşlerdir. Çünkü tüm duyularını yitirmişlerdir. Oysa hayvanların pek çok duyuları vardır. Allah'ın kendilerine yetecek kadar verdiği nuru örtmemişlerdir ve ona ibadet halinde diller. Yalnız hayvanlar değil Taşlar kadar bile değeri yoktur böylelerinin. Taşlar da bir ruh sahibidir. Onlar da kendilerine vahidilenleri yerine getirmekte ve bir olan Allah'a secde etmekte. Yaratılışlarındaki amacın dışına taşmamaktadırlar. Kalpleri vardır anlamazlar, tefekkür etmezler. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler hatta daha aşağıdırlar. Araf 179- Ardından bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi hatta daha da katı. Taşın öylesi vardır ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi vardır ki yarılır da içinden su fıçkırır. Ve öylesi vardır ki Allah korkusundan aşağılara düşer. Bakara 74 Yukarıdan beri yeri geldikçe tekrar ettiğimiz gibi evrendeki tüm varlıklar ruh sahibi şuurlu varlıklardır. Yaratılışlarında bir madde bir de bir maddeye hareket yeteneği veren ruh vardır. Bu varlıkları insandan ayıran tek öğe bu varlıkların isteyerek ve karşı gelme yeteneğine sahip olmaksın Allah'a itaat etmeleri insanınsa itaat edip etmemede serbest bırakılmış olmasıdır. Kuşkusuz insanla diğer varlıklar arasında daha bir takım büyük farklar vardır. Olmamış olsaydı şu görebildiğimiz evren her şey ile insanın kullanımına verilmez ve yeryüzünde halife olarak insan yerine başka bir varlık kılınırdı. Ama bizim konumuzu en fazla ilgilendiren nokta insanla diğer varlıklar arasındaki itaat ve irade sorunudur. Evrendeki ve yaratılıştaki tevhidde bu madde ruh bileşimini görmemek mümkün değildir. Şirk konusunda da belirtilecek ve üzerinde gereğince duracağımız gibi madde ve ruh, ayrı iki öge değildir. Birbirini tamamlayan ve ikisi birlikte bir varlığa vücut veren elementlerdir. Bu önemli noktayı kimya diliyle anlatacak olursak madde ve ruh bir bileşimi oluştururlar. Karışımı değil. Eğer ortada yalnızca ruh olmuş olsaydı gördüğümüz gibi varlıklar olmazdı. Yalnızca madde olsaydı bu varlıklar anlamsız bir hiç olurlar ve hatta canlılardan canın çıkınca kalan cesedin toprak tarafından emilip yok olması ve bir hiçe dönüşmesi gibi yok olup giderlerdi. Bu madde ve ruh birliği ortaya bütün halinde varlıklar çıkarırlar. İnsanın dışındaki varlıklarda bu bileşim karışıma dönüşmeyip bir ayrışıma yol açmadığı için evrende düzen bozulmamaktadır. Yani tevhid sürekli olarak korunmaktadır. Ama insanda madde ve ruh ikiliği meydana geldiği zaman bir yanda sofu, zahir ve derin yüce duygularla dolup taşan Hint fakirleri öte yanda onları köleleştiren bir avuç kadar güçlü, acımasız ve talancı İngiliz emperyalistleri ortaya çıkmaktadır. Madde ve ruh bileşimi ayrıştığı zaman bir yanda idealizm bir yanda spiritualizm, öte yanda materyalizm, bir yanda aşk ve barış, öte yanda aşksız ve barışsız çatışma, bir yanda kuru bilim, öte yanda yobaz ve ilimsiz inanç ve bir yanda akıl, öte yanda aşk ortaya çıkmaktadır. Oysa madde ve ruh birleştiği ve bir bileşimi meydana getirdiği zaman ortada bütün bir sistem, bütün bir insan, sağlam bir sulh, bir denge, aydınlık dolu bir ortam ve huzur var olmaktadır. Salih Gürdal'ın Tevhid ve Şirk kitabının ikinci bölümü. İnsan hayatında tevhid. Önceki bölümde tüm evrenin Allah tarafından yaratıldığını ve evrendeki varlıkların Allah'a tam olarak teslim olduklarını ve emrinin dışına çıkmadıklarını dolayısıyla Tek bir Allah'tan gelen emirlere tam olarak itaat edilmesi sonucu evrende tam bir sulhun egemen olduğunu belirtmiştik. Ve itaat yönünden insanla diğer varlıklar arasındaki farkın diğer varlıklar karşı çıkma yeteneğine sahip olmaksızın isteyerek Allah'a itaat ederlerken insanın itaat edip etmemekte serbest bırakılmış olmasıdır demiştik kuşkusuz Allah tüm diğer varlıkları emrine boyun eğdirir ve evrenin tümünde kendi dinini egemen kılarken yine diğer varlıklar gibi kendisinin yarattığı insanı boşu boş bırakacak değildir. Bir kez insan yeryüzünde halife kılınmıştı. Yani yeryüzünde Allah adına hareket edecek ve yeryüzünde tevhidin gereği olan sulh insan tarafından sağlanacaktı. Bu zor ve kutsal görev için gereken araçlar ve donanımlar verilmişti insana. O kadar ki yaratıldığı zaman melekler kendisine Allah'ın emriyle secde etmişler ve meleklerden ayrı olarak isimlerle güçlendirilmişti insan. Bu isimler kuşkusuz onu meleklerden üstün kılan, daha doğrusu Halife olmaya hak kazandıran nitelikler ve güçlerdi. Allah gökleri yarattığı gibi yeri de yaratmış. Yerdeki tüm varlıkları ve insanı da yaratmıştı. Yani o göklerin, yerin ve insan da içinde olmak üzere göklerde, yerde, yerin altında ve göklerle yer arasında bulunan tüm varlıkların Rabbi, ilahı ve melikiydi. Ama tüm bu varlıklar içinde insan bir emanetle irade yani Seçim serbestisi emanetiyle yüklenmişti ve bunun karşılığında evrendeki tüm varlıklar emrine verilmişti. O halde onun isteyerek ve dileyerek yaratanına itaat etmesi ve yeryüzünde onun halifelik görevini tam anlamıyla yerine getirerek tevhidi egemen kılması gerekiyordu. Rahmeti her şeyi kuşatan Allah insanı gerekli nitelik ve güçlerle donattıktan sonra yine kendi haline bırakmadı önce tüm insanlardan yeryüzünde insan hayatı var oldukça yaşayacak tüm insanlardan söz aldı. Hani Rabbin Adem Ademoğullarının arkalarından zürriyetlerini çıkarıp ben sizin Rabbiniz değil miyim diye kıyamet günü biz bundan gafildik dememeleri için kendilerini kendileri üzerine şahit tutmuştu ve evet demişlerdi. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Ayet açıklıkla ortaya koyuyor ki tüm insanlarda Allah'ı bilme, tanıma ve ona inanıp ibadet etme yeteneği ve özelliği vardır. Tüm insanlar bir hadisi şerifte de belirtildiği gibi bu yetenek ve özellikle doğarlar. Her insan doğuştan getirdiği niteliklerle eğer bu nitelikler çeşitli biçimlerde yok edilmezlerse Allah'a rahatça inanıp ibadet edebilecek durumdadırlar. Çünkü insanları yaratan Allah ile Evreni yaratan Allah aynı Allah'tır. İnsanın içinde taşıdığı Allah'ın ruhundan gelen öz evrendeki düzen ve suhle uyuşmakta. Allah'ın evrendeki ayetlerini kolayca kavramakta ve kirletilmediği ricislere bulaşmadığı aile ve çevresinin olumsuz etkisinde kalmadığı sürece Allah'a her zaman iman edebilme yeteneğine sahip olmaktadır. Allah insanları kendisini rahatça bulduracak bir özle yaratmıştır. Ne var ki insanın yine yaratılışından gelen ve ilahi ruhla birlikte yan yana olup insanın yeryüzünde tutulduğu sınava gerçek anlamını bir takım olumsuz nitelikleri giderilmediği ve aksine sürekli güçlendirildiği için insanın fıtratında taşıdığı ruh zamanla sönmeye yüz tutmaktadır. Bu bakımdan rahmeti her şeyi kuşatan Allah bazen aralıklarla bazen de aralıksız olarak insanlara elçiler göndermiş ve bu elçileri aracılığıyla insanları ilk fıtratlarına davet etmiştir. İşte kısaca açıklamaya çalıştığımız bu temel esas insan hayatındaki tevhidin ve yeryüzündeki insan yaşamının temelini oluşturmaktadır. Allah evrenin İşleyişini belli kanunlara tabi kılmıştır ve bu kanunları bir kitap halinde rapt etmiştir. Yani sözcüğün kendisinden de anlaşabileceği gibi Allah evrendeki her varlığın hayatını sürdürmesi için belli kurallar koşmuş, belli kanunlar yazmış. Daha açık bir deyimle, her varlığa ne yapması gerektiğini açıkça bildirmiş ve emretmiştir. Kitap sözcüğü Kur'an'da aslında yazmak yani farz kılmak, şart koşmak anlamlarına gelmektedir. Allah her şeyi, evrendeki her özellik ve her cismi ve varlığın yaşayış ve hareket ediş kanununu hiçbir eksik bırakmadan kitapta toplamıştır. İşte bu kitabından tüm varlıklara kendileriyle ilgili kanunu vahyetmiştir. Ve insanın dışındaki tüm varlıklar hayatlarını vahyedilmiş ilahi kanunlar doğrultusunda sürdürmektedir. İnsana ise kitabın hükümleri Allah'ın insanların kendi aralarından seçtiği elçileri aracılığıyla vahyetmiştir. İnsana ise kitabın hükümleri Allah'ın insanlar insanların kendi aralarından seçtiği elçileri aracılığıyla vahy edilmiştir. Nasıl tüm varlıklar kitabın kendilerine vahy edilen hükümlerine kayıtsız şartsız uyuyorlarsa insan da yine aynı şekilde kitabın kendisine vahy edilen hükümlerine kayıtsız şartsız uymak zorundadır. Çünkü yeryüzünde de evrenin diğer bölgelerinde görülen tevhidi düzenin bozulmaz sulhun egemen olması buna bağlıdır. Şu kadar var ki insan diğer varlıklardan daha şerefli ve güzel yaratılışlı kılınmış. Melekler bile kendisine secde etmiş, tüm evren emrine ve kullanımına verilmiş. Allah'ın kitabındaki hükümlere uyabilecek güçte ve nitelikte yaratılmış. Bütün bunların karşılığında ise kendisine irade emaneti yüklenmiş yaratılışının çamur ögesinden gelen olumsuz niteliklerini yenmesi ve baskı altına alıp terbiye etmesi şart koşulmuş. Başardığı takdirde bu çabasına mükafat olarak da ölümsüzlük ve nimetler içinde sonsuz bir hayatla müjdelenmiştir. İnsan hayatında tevhidin egemen olması yani tam bir sulhun sarsılmaz bir düzenin Adaletin ve hakkın yeryüzünde hakim olması insanın Allah'ın kitabından vahyettiği hükümlere uymasıyla mümkündür. Çünkü insan da Allah'ın yarattığı bir kulu olarak onun çizdiği yoldan gitmek ve onun emirlerine itaat etmek zorundadır. Yani tüm diğer varlıklar gibi tek ilah, tek rab ve tek melik olarak onu kabul etmek zorundadır. Bu ise tek Allah'a ibadet etmek, yani tek hüküm koyucu hükmünde kimseyi ortak yapmayan ve emirlerine uyulup yasaklarından kaçılması gereken tek varlık olarak Allah'ı kabul etmek demektir. Elçiler bunun için gönderilmiş, kitaplar bunun için indirilmiştir. Kitaplar hakkında dipnot. Kitap sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla yukarıdayı belirttiğimiz gibi Allah'ın evrenin tümüyle ilgili olarak koyduğu yazılmış kanunların tümü anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra insanların yeryüzünde nasıl davranmaları gerektiğini belirten hükümler bütünü anlamında da kullanılmaktadır. Bu anlamda Kur'an, Tevrat, Zebur ve İncil de birer kitaptır. Şu kadar var ki çeşitli maddeler üzerine yazılmış yazılar anlamında değildir kitap. Sözcük olarak yazılmış değil, takdir edilmiş, emredilmiş, şeriat kılınmış anlamındadır. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayeti kerime. Andolsun her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diye bir elçi gönderdik. Nahu suresi 36. İbadet kelimesi kişinin dinini ortaya koyan kelimedir. İnsan kimin emirlerine uyuyor, kimin koyduğu hükümlere baş eğiyor ve kimin çizdiği yoldan gidiyorsa ona ibadet ediyor demektir. Kur'an bitkilerin, ağaçların, ayın ve güneşin, kısaca evrendeki varlıkların büyüklenmeden tek bir Allah'a ibadet ettiklerini söylerken, kuşkusuz onların namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını hac edip zekat verdiklerini söylemek istemiyor. Tüm bu varlıkların kendilerine vahy ettiği kitabının hükümlerine uyduklarını demek istiyor. Aynen bunun gibi insan da tek bir Allah'a ibadet etmekle emrolunmuştur. Yani attığı her adımda, her hareketinde, her sözünde onun koyduğu kurallara uyacak, onun kitabının hükümlerini yerine getirecek ve onun çizdiği yoldan gidecek. Onun elçilerinin çağırdığı doğrultuda yürüyecektir. Madem tüm diğer varlıklar gibi insanı da yaratan Allah'tır, madem insanın yaratılışında eller, ayaklar ve gözler sahibi oluşunda anne babasının doğduğu zaman ve yerin seçiminde, renginde, şeklinde, biçiminde, ölümünde ve daha pek çok şeylerinde kendisinin hiçbir rolü yoktur. Evren üzerinde ve evrenin işleyişinde herhangi bir hükmü yoktur. O halde insan da diğer varlıklar gibi tek bir Allah'a ibadet edecektir. Tek Rab, tek Melik ve tek İlah olarak onu tanıyacaktır. Allah mı daha hayırlı, yoksa koştukları ortaklar mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratan sizin için gökten su indirip onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz nice güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'ın yanında bir ilaha yoksa yeryüzünü elverişli ve sağlam kılan, ortasından ırmaklar akıtan, kendisine sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına bir engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilaha yoksa sıkıntıya düşen dua ettiği zaman icabet edip kötülüğü gideren ve sizi yeryüzüne halifeleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilaha yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen mi? Allah'tan başka bir ilaha yoksa önce yaratıp sonra onu tekrar eden ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir ilaha Neml süresi 59-64. İşte bu ayetlerde anılan öneme sahip olan ancak ibadet edilmeye layıktır. O da ancak tek bir ilah, tek bir rav ve tek bir melik olan Allah'tır. Allah'a ibadet etmek, yalnızca ondan yardım dilemek, yalnızca ona güvenmek, yalnızca ona tevekkül edip, yalnızca ona dayanmayı gerektirir. Tevhidin bağlıları tek bir Allah'tan korkup, tek bir Allah'a güvenmenin ve yalnızca ona dua etmenin verdiği güç, sükunet ve rahatlıkla başka hiçbir gücün önünde boyun eğmezler. Başka hiçbir fani ve yaratılmış güce el açmazlar. Başka hiçbir fani, zayıf, yaratılmış ve sınırlı güçten korkmazlar. Bilirler ki Allah'tan başka Allah'ın izin vermediği hiçbir yaratık hiçbir güce sahip değildir. Kendiliğinden hiçbir şeye zarar ve fayda verme kudretine sahip değildir. Hiçbir kudret ve kuvvet gücün ne kadar olursa olsun güvenmeye, dayanmaya ve tevekkül edilmeye kendisine el açılmaya layık değildir. Bu bakımdan tevhid bağlılarına onur bahşeder, sarsılmaz bir güç ve direnç bahşeder. Sabır, katlanma, başa gelenlere üzülmeme, kullara boyun eğmeme inancı yaratılmışlara secde etmeme kararlılığı bahşeder. Yalnızca Allah'tan korkan başka hiçbir şeyden korkmaz. Yılmaz, sarsılmaz. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. O dilemedikçe kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Kendi iradesini bu mutlak iradenin içinde eritebilen tevhid bağlıları için fani ve ölümlü, sınırlı ve sonlu güçler biri hiçtir, önemsizdir ve zayıftır. Allah iki ilah edinmeyin, o ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun dedi. Nahl suresi 51. Muhakkak bu ümmetimiz bir tek ümmettir. Ve ben de Rabbinizim. Benden sakının. Müminun 52. Allah'a güvenip dayansın müminler. Ali İmran suresi 122. Onları bırak ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa 81. Kullarım sana benden sorarlarsa ben yakınım bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Bakara 186 Yarattıklarına böylesine kendilerinden de daha yakın olan Allah'a ibadet edilmeye yalnız kendisine tevekkül edilip yalnız kendisine yardım beklenilmeye tek layık olan varlıktır. Ancak sana ibadet eder ancak senden yardım bekleriz. Fatiha suresi 5 O halde sevgilerin kaynağı ve sevilmesi gereken tek varlık da yine Allah'tır. İnsanlar içinde Allah'tan başka denkler edinenler vardır. Onları Allah'ı sever gibi severler, iman edenlerin Allah'a olan sevgileri kuvvetlidir. Bakara 165 Bu sevgi basit bir sevgi değil. Dille ifade edilen bir sevgi değil, kendisini ibadette ve itaatte gösteren bir sevgidir. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın de. Ali İmran Suresi 31 Tek bir Allah'a ibadet etmek, onu yegane Rab, ilah ve melik tanımak. Ondan başkasını veli edinmemek demektir. Sorunları tek Allah'a havale etmek, ondan başka koruyucu ve kollayıcı kabul etmemek. Her zaman yalnızca ona sığınıp, işlerini yalnızca ona bırakmak. Başkalarına değil, yalnızca ona kul ve köle olmak demektir. Veli hakkında dipnot tevhidi kavramı da önemli bir yeri ve Kur'an'ın en fazla üzerinde durduğu önemli noktalardan olan velayet konusuna ne yazık ki gereken önem verilmemiş ve veli sözcüğü meallerde hep dost kelimesiyle karşılanmıştır. Oysa Kur'an'da sık sık geçen bu sözcüğün basit olarak dost anlamına geldiği hemen hemen hiçbir ayet yok gibidir. Kur'an veli sözcüğünü kullandığı yerde kesinlikle yol göstermek, yardım etmek, yönetmek, kurtarmak, hükmetmek vesaire gibi mutlaka bir güç, kudret, yönlendirme ve yönetme yeteneği ifade eden konulara değinir. Allah'ın hiçbir veliye muhtaç olmadığını belirten şu ayet kimlerin neden veliye muhtaç olduklarını ve velinin işlevinin ne olduğunu en güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Hamd oğul edinmeyen, kendisi için mülkte ortak olmayan ve kendisi için düşkünlükten dolayı veli olmayan Allah içindir de ve onu gerektiği gibi ulula. İsra suresi 111 Veli sözcüğü devlet başkanı anlamında veli yul emir ve yetimin velisi gibi mutlaka güç gibi mutlaka güç kudret yönetme ve yardım etme belirten yerlerde kullanılmaktadır. Dipnot bitti göklerin ve yerin yaratıcısı ve doyurup da doyurulmayan Allah'tan başka bir veli mi edinirim de. Enam 14. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmez misin? Sizin için ondan başka ne bir veli ne bir yardımcı vardır. Bakara 107. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Bakara 257. Yardım isteyene yardım etme, duaları kabul etme, İnsanları sıkıntılardan ferahlığa çıkarma, işlerini görme, tüm varlıkları rızıklandırma, yaratma, yaşatma ve öldürme, evrene ve evrendeki tüm varlıklara egemen olma, güneşi, ayı, yıldızları vesaire idare etme, ağaçlara çiçek açtırıp meyve verdirme, çiçeklere renk, meyvelere tat, suya akıcılık, göklere mavilik, dağlara yükseklik verme vesaire gibi işlerle ilgili olarak genellikle uluhiyet söz konusudur. Kur'an'da Allah'ın tek ilah olduğu anlatılırken çoğunlukla bu işler zikredilir. Uluhiyetin yanı sıra rububiyet ve mulukiyet çoğunlukla yönetme ve hükmetme işlerini içine alır. Bu iki özellik yeryüzü ve insan hayatıyla ilgili olunca doğrudan doğruya insanların yaşantısını birbirleriyle olan ilişkilerini kısaca hayatlarını kuşatan her boyutu kapsar. Kur'an bu konuda oldukça açık ve nettir. Söz gelimi insanlara hükmedenlere de zaman zaman Rab adını verir. Melik onu bana getirin dedi. Elçi kendisine geldiğinde Rabbine dön ellerini kesen kadınların durumunu neydi sor ona. Doğrusu Rabbim onların düzenini çok iyi bilir dedi. Yusuf 50. Ayetin açıkça ortaya koyduğu gerçek Mısır Meliki'nin kulu olan elçinin Meliki Rab edinmiş olduğu oysa Hazreti Yusuf'un Rabbinin ise Allah olduğudur. Aynı ayette Rab kelimesinin iki defa kullanıldığını ve Allah'a kul olanların Rablerinin Allah, Allah'ın dışındakilere kul olanların Rablerinin ise kulluğunu yaptıkları kişiler olduğunu kolayca anlayabiliyoruz. İnsanlar Rab edinmenin şekil ve niteliğini ise şu ayet en belirgin bir biçimde ortaya koyuyor. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Tevbe suresi 31 Bilginlerin ve rahiplerin Rab edinilmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyorlar. Bilginlerinin ve rahiplerinin haram kabul ettiklerini haram, helal kabul ettiklerini ise helal kabul ettiler. İnsanlar Rab edinişi Kur'an çeşitli ayetlerle de açık olarak izah etmektedir. Nasıl ki tüm varlıklar itaat etmiş oluyorlarsa aynı şekilde insanlar da itaat ettiklerinin Rabliğini kabul etmiş olmaktadırlar. Kur'an insanlar üzerinde Rableşip onları kendi yanlarından çıkardıkları hükümlere itaat ettirenleri zaman zaman tağut bazen de şeytanların velileri olarak adlandırır. Şu ayetlere dikkatle bakalım. Bakmadın mı? Şu kitaptan kendilerine nasip verilenlere. Kendileri cipt ve tağuta inanıyorlar. Nisa 51 Şüphesiz şeytanlar sizinle mücadele etsinler diye velilerine vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz. Enam suresi 121. Kur'an sorunu açıklıkla ortaya koyuyor. Şirki anlatırken daha uzun bir biçimde değineceğimiz gibi Allah'ın dışındaki her hüküm koyucuya itaat eden onu rableştirmiş olmakta ve şirke düşmektedir. Oysa Allah insan yaşamı dahil tüm evrende tevhidin egemen olması için İnsan dışındaki varlıklara işlerini kitabından nasıl vahyetmişse aynı vahyi elçileri aracılığıyla insanlara da ulaştırmıştır. Bu vahye gelen kitabın hükümlerine uyan insanlar Allah'ı ilah, Rab ve melik olarak kabul edip ona ibadet etmekte. Allah'ın dışındakilerin hükümlerine itaat edenler itaat ettiklerini Rab kabul edip onlara ibadet etmektedirler. Allah insanlara elçilerini göndermiş ve tek Rab olarak kendisinin kabul edilmesini ve yalnızca kendisine ibadet edilmesini istemiş. Bununsa ancak indirdiği kitabın hükümlerine itaatle mümkün olabileceğini belirtmiştir. Tevhidin gereği olarak tüm rasuller bu tek ilah, tek Rab ve tek melik inancını tebliğ etmişler. İnsanları bu ilkeye inanmaya ve bu imanın gereği olarak Allah'ın kitabının hükümlerine uymaya çağırmışlardır. Muhakkak Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Allah'a teslim olmuş bulunan nebi'ler Yahudiler arasında onunla hükmederler. Rabbani'ler ve ahbar da Yahudi bilginleri üzerinde şahit oldukları Allah'ın kitabından muhafaza olulanlarla insanlardan korkmayın benden korkun ve ayetlerimi az bir paya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta onlar için cana karşı can, göze karşı göz, buruna karşı burun, kulağa karşı kulak, dişe karşı diş ve yaralamalar için kısas vardır diye yazdık. Kimi de hakkını bağışlarsa kendisi için keffaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Onların izlerince kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona kendinde hidayet ve nur bulunan önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve muttakiler için hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i İncil verdik. Tevrat'ı doğrulayıcı ve muttakiler için Hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın İncil'de indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onlar üzerinde koruyucu olarak kitabı hakla indirdik. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana hak geldikten sonra onların arzu ve hevalarına uyma. Maide suresi 44-48 Yukarıdaki ayetler insanların gitmesi gereken yolu açıkça ortaya koyuyor. İsrailoğulları kendilerine indirilen Tevrat'a uymak zorundaydılar. İsa'nın kavmi İncil'e uymak zorundaydı. Ne var ki Allah'ın kitabını arkalarına atıp tağuta taptılar. Allah en son olarak tüm insanların hükümlerine uyması için Kur'an'ı gönderdi ve tüm insanları kıyamete kadar Kur'an'a uymaya, Kur'an'ın hükümlerini uygulamaya çağırdı. Bunun dışındaki hiçbir hükmün geçerli olmayacağını ve ancak Kur'an'ın hükümleriyle amel edenlerin tevhid dininde sayılabileceğini duyurdu ve her ne tür olursa olsun Kur'an'ın dışındaki hükümlere uyanları da tağutun kulları ilan etti. De ki: "Ey kitap ehli! Hepiniz bizimle aranızda denk bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız. Ali İmran Suresi 64 İşte Rabbiniz Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. O halde ona ibadet edin. O her şeyin üstünde vekildir. En'am suresi 102. Hayır Rabbine and olsun ki aralarında kimi Hayır Rabbine and olsun ki aralarında kimi oraya kimi buraya çekip durdukları şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğini hükümden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. Allah'ın hükmü adalet temeli üzerine oturur. Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah iradesiyle ayetlerini insanların gözü önünde sergilemiştir. Bu ayetleri ve emirleriyle, yaptıklarıyla tanıyoruz Allah'ı. Yaratma eylemi ve yaratılmışlar onun kudretinin ve rahmetinin işaretleridir. Bu işaretler yani Allah'ın işlerindeki amaçla tam bir uyum içindedir. Yani o hiçbir abes iş yapmaz. Yaptıklarının kudreti ve rahmetiyle uyum içinde oluşu onun şaşmaz adaletidir. Her yaratık kapasitesi ve ruhunun temizliği oranında onun rahmetinden yararlanabilir. Yani her varlık yeteneği oranında onun rahmetine nail olur ki işte bu adalettir. Yani adaletiyle rahmeti iç içedir onun alemler Rabbi oluşu rahmetinin ve adaletinin bütün alemleri kuşatmasına neden olmaktadır. Allah'ın temel sıfatlarından olan adalet yeryüzündeki insan hayatında nihai amacıdır. Tevhidi yeryüzüne gerçekleştirmekle eş anlamlıdır. Elçilerin gönderiliş nedeni bu adaletin sağlanmasıdır. Kitaplar insanlar arasında kendileriyle hükmetmeleri için Elçilere adaleti egemen kılsınlar diye verilmiştir. Andolsun elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve kendileriyle birlikte insanlar aralarında adaleti sağlasın diye kitabı ve mizanı indirdik ve kendisinde hem büyük bir sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demiri indirdik. Allah kendisine ve elçilerine gıyabında kimin yardım ettiğini ortaya çıkarsın diye Allah güçlüdür, azizdir. Hadis Suresi 25 Bu ayetin ortaya koyduğu gerçek iyice anlaşılmadıkça tevhid sisteminin anlaşılmasına da imkan yoktur. Tüm evrenin içindeki her türlü varlıklarla birlikte şaşmaz bir mizan dahilinde de yaratıldığını ve bu mizan dahilinde üzerlerine düşen görevi her varlığın yerine getirdiğini belirtmiş bu nedenle de evrende tam bir suluhun ve bozulmaz bir mekanizmanın hüküm sürdüğünü söylemiştik. Aynı sulh ve bozulmaz düzenin yeryüzünde de devam etmesinin Allah'ın hükümlerinin insanlar tarafından uygulanmasıyla mümkün olabileceğini de çeşitli ayetlerle izah etmeye çalışıyoruz. Şu ayetlere yeniden bir göz atalım. Rahmandır Allah. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı öğretti. Güneş ve ay da biri hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde ederler. Semayı yükseltti ve mizanı koydu. Rahman suresi 1 ve 7. Evrendeki her yaratık belli bir hesaba göre yaratılmıştır ve hepsi Allah'ın koyduğu mizanın sınırlarını aşmamakta ve bu mizan dahilinde görevlerini yerine getirmektedirler. Yeryüzünün de tevhidi sistem içinde olabilmesi için bu mizana uyulması gerekmekte. Ve işte bu amaçla rasuller gönderilmiş bulunmaktadır. Nizamda sınırı aşmayasınız diye tartıyı doğrulukla yapın ve mizanı yok etmeyin. Rahman suresi 8-9 Elçiler bu mizanın ölçü olduğu adaleti insanlar arasında egemen kılmak için gönderilmişlerdir. Kitaplar bu mizanın nasıl sağlanacağından söz eder daha önce verdiğimiz ve Allah'ın Adem oğullarından ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorup evet şeklinde söz aldığını belirten ayetin de her insanın bu mizana uyabilecek şekilde yaratıldığını ve her insanın tevhidi kabul edebilecek yetenekte olduğunu belirtmiştik. Ama ne yazık ki bu yetenek, bu durum fıtrat, aile, çevre, alınan eğitim vesaire gibi çeşitli etkenlerle bozulmakta ve ruh bulandırılmaktadır. İşte buna engel olmak ve insanların fıtratlarının yaratıldığı biçimde korunmasını sağlayacak tevhidi egemen kılmak için Allah demiri de indirmiş bulunmaktadır. Yani otoriteyi, bu otorite demir insanların fıtratlarını bozacak ve onların tevhidi kabul edebilecek yetenekteki ruhlarını bulandıracak her türlü kirliliği ve fesat kaynaklarını çürütmek ve ruhum berrak kalabilmesi için gerekli olan ortamı sağlamak ve korumak göreviyle yükümlüdür. Bu üçü kitap, mizan ve demir el ele verdikleri zaman insanlar arasında adalet sağlanacak ve sonuçta yeryüzünde tevhid egemen olacak. Ve böylece insan elinin şekil verdiği yüzde evrenin kalan bölümlerine katılarak tüm evrende tevhid egemen olacaktır. İşte bu bir ilah bir Rab ve bir melik kabul etmek ve başka ilahlar, rabler ve meliklere ibadet etmemek demektir. Tevhid, ilk insanla son insanı birbirine bağlayan sistemdir. İlk insana ne emredilmişse son insana da o emredilmektedir. İlk insan da aynı kaynağa bağlıdır, son insan da. Bu bakımdan sonradan gelen insanlar kendinden önceki insanların koydukları hükümlere bağlı olmaktan kurtulduğu ve böylece önceden ve sonradan yeryüzüne gelmiş olmak aralarında bir adaletsizliğe yol açmadığı gibi birbirlerine tarih boyunca uzanan kopmaz bir bağla da bağlamış olmaktadırlar. Bu bağ Allah'ın tüm insanlar için uzattığı bir bağdır. Bu bağ tutunanlar tarihine hangi döneminde ve yeryüzünün hangi parçasında yaşamış olurlarsa olsunlar ...birbirleriyle kardeş kardeştirler. Bu arizi nedenlerin... ...kan, zaman ve yer gibi arizi bağların... ...neden olduğu bir kardeşlik değil. Ebediyete uzanan kesilmez bir kardeşliktir. Bu bağı tutunmayanlar... ...birbirleriyle kardeş de olsalar... ...aynı ana, babadan doğmuş... ...aynı yerde ve aynı zamanda yaşamış da olsalar... ...kardeş olamazlar. Çünkü bu kardeşlik... ...belli bir zaman için belli bir yerde var olan ve sonra ebediyen kaybolan bir kardeşlik değil. Yaratılışın başlangıcından bu yana var olan ve sonsuza değin varlığını sürdürecek olan kopmaz bir kardeşliktir. Nuh Rabbine dua edip dedi ki Rabbim oğlum benim ailemdendi. Senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah dedi ey Nuh muhakkak o senin ailenden değildi onun yaptığı salih olmayan bir iştir. Hakkında ilim sahibi olmadığı bir şeyi benden isteme. Sana cahillerden olmaman için öğüt veriyorum. Hud suresi 45-46 Muhakkak ben Allah'a iman etmeyen ve ahirete de küfreden bir kavmin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şekilde ortak koşmak yoktur bizde. Yusuf 37 38. Gerçekten bu sizin ümmetiniz, bir tek ümmet. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Enbiya 92. Bu tevhid insanlar arasında, yüzyıllar arasında ve bölgeler arasında yapay ayrımlara izin vermez. Çünkü bunlar insanın elinde değildir. İnsanın doğduğu yer, doğduğu çevre, doğduğu zaman ve şekli, renk vesaire konusunda hiçbir etkinliği yoktur. Eğer bu tür özellikler insanlar arasında ayrıma yol açarsa bu kuşkusuz çok büyük bir zulüm demektir. Oysa tevhid tek Allah'ın dini olarak adalet temeli üzerine oturur. O bu tür ayrımları bir anlaşma, tanışma aracı ve Allah'ın gücünü, ilmini ve rahmetini gösteren ayetler olarak kabul eder. Ey insanlar! Muhakkak sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizi bilişesiniz diye soylar ve kabileler haline getirdik. Allah yanında en iyi olanınız, en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi bilen, her şeyden haberi olandır. Hucurat 13 Buraya kadar anlattıklarımız tevhidin iki yönlü bir birlik olduğunu sanırım ortaya koymuştur. Tevhid bir yandan olumsuz bir ögeye, inkara dayanırken Öte yandan olumlu bir ögeye kabulle dayanmaktadır. Allah'tan başka her gücü, her kudreti, her ibadet edilecek nesneyi, bu nesne ister güneş, ister ay, ister insan, ister melek, ister cin, ister başkalarının arzusu, ister şu, ister bu, her ne olursa olsun inkar etmek tevhidin açılan ana kapıdır. Kabul ediş ve uygulayış da imanda ve amelde bu kapı açıldıktan sonra Tevhidin pozitif ögesi kendini gösterir ki bu da ibadet edilecek tek varlık olarak Allah'ı kabul etmek ve bu kabul ediş çerçevesinde hayatı düzenlemek demektir. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol yanlış yoldan ayrılmış bulunmaktadır. Artık kim tağuta küfreder ve Allah'a inanırsa kuşkusuz kopmaz bir ipe sarılmıştır. Bakara 256 Tevhid, iman ve amel ayırımı gibi saçma bir ayırma yer vermez. Kur'an ayetleri tevhidin temeli olarak tek Allah'a ibadet etmeyi öngörür. Tek Allah'a ibadet ise hiçbir zaman inanıyorum demek ve inanmak da yerine getirilecek bir şey değildir. Tek Allah'a ibadet etmek, hayatı Allah'a iman temeli üzerine kurmak ve bu imanın gerektirdiği biçimde yaşamak demektir. Allah'a iman ettiğini söyleyip Sonra Allah'tan başka nesnelerin dinlerine uymak ve bu dinlerin hükümleri doğrultusunda yaşamak hiçbir zaman Allah'a ibadet etmek değil, doğrudan doğruya bu nesnelere ibadet etmek demektir. Kur'an gerek ehli kitabın cipt ve tağuta inandığını söyler. Gerekse İsrail oğullarının Firavun kaminin ileri gelenlerine ibadet ettiklerinden söz ederken Mü'minun suresi 47 herhalde hiçbir zaman ne ehli kitabın Allah'ın varlığını inkar ettiklerini ne de İsrailoğullarının Firavun ve ileri gelenlerin önünde secde edip onlar için namaz kıldıklarını ve oruç tuttuklarını demek istiyordu. Hayır, gerek ehli kitap, gerekse İsrailoğulları ve gerekse Kur'an'da kıssaları geçen ve kendilerine elçi gönderilen diğer kavimler içlerinden bir takım müstekbir insanlar ve azgın insanlara itaat ediyorlardı. Ama Allah'a inanan insanlara yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve bir yandan Allah'a bir yandan da başka nesnelere ibadet etmemeleri yani ibadetlerinde şirk koşmaları gerekmektedir. Bu olmadığı sürece tevhid inancında olmaktan yani tek Allah'a inanmaktan hiçbir zaman söz edilemez. Tevhid göklerle yeri İlk insanla son insanı, nesilleri ve asırları, kısaca Allah'ın yarattığı her şeyi birbirine bağlayan ve tüm evrende şaşmaz bir adaleti, batıl karışmamış bir hakkı, bozulmaz bir sulh ve sarsılmaz bir düzeni hakim kılan evrensel sistemin adıdır. O ne yalnız gökler ne yalnız yer içindir. Tüm evren için evrendeki zerreden küreye tüm varlıklar içindir.